Merhaba TM4 okurları, izleyicileri. Ekonominin günün gündemi metal iş kolundaki toplu sözleşme görüşmeleri. Metal Türkiye'nin en önemli iş kollarından biri. Otomotiv sanayini bir kere kapsıyor. Ford gibi, Tofaş gibi dev firmalar metal iş kolunda yer alıyorlar. Binlerce işçi çalışıyor ve o işçilerin sendikaları patronlarla, sanayi şirketleriyle şu an masadalar, maaş pazarlığı ve diğer hakların pazarlığını yapıyorlar. Hafta sonu bir miting vardı, grev ilan etti sendikalar. Ona karşı bugün işveren sendikası MES'ten lockout kararı geldi. Bunları konuşacağız. Konuğumuz Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Adnan Bey sendika merkezinden katılıyor. Neler oluyor Adnan Bey masada ve metal iş kolunda? Yani bir anlaşmazlık olduğunu görüyoruz. İpler gerildikçe gerildi. Neler oluyor? Evet, yani 6 aydır tabii metal sektöründe sözleşme görüşmeleri olabildiğince gergin bir şekilde bugüne kadar geldi. Bugünlerde biraz daha gerginleşti tabii. Özellikle MES'in lockout kararı almasından sonra iş yerlerinde tepkiler de yoğunlaşacaktır diye düşünüyoruz. Biz lockout kararını çok demokratik bir yasal hak olarak görmüyoruz. Uluslararası alanda da zaten lockout kararı insan haklarına yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır ve çok kabul görmez. Ama kendileri öyle uygun gördüyse yapacak bir şey yok bizim açımızdan. Ama tepkiler fabrikalarda ona yönelik olarak biraz daha fazlalaşır diye düşünüyoruz. Şimdi 6 ay önce tabii Türkiye'nin en önemli sektöründe bir toplu sözleşme süreci başlatıldı. Hem sektör olarak önemli hem de yapılan toplu sözleşme olarak önemli. Çünkü bu yapılan toplu sözleşme aşağı yukarı bütün sektörleri etkileyebilecek bir sözleşme. Yani bizden sonraki gelebilecek muhtemel grup sözleşmeleri, sektör sözleşmeleri de buralardan ortaya çıkan sonuçlardan etkilenecektir geçmişte olduğu gibi. Şimdi biz uzun bir süre bu toplu sözleşmelere hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızın mutlaka herkese ulaşacak şekilde düşüncelerini alıyoruz. Bir teklif oluşturuyoruz. Hem ücret konusunda hem sosyal haklar konusunda bir takım böyle yeni teklifler hazırlıyoruz. Bu teklifleri mesela veriyoruz ve müzakereler öyle başlıyor. Şimdi bizim teklifleri hazırladığımız süreçte yani işte Ağustos'tan önce hazırladık. Biliyorsunuz Ağustos ayı, Eylül ayı krizin biraz daha derinleştiği aylardı. Ve bu krizin akabinde de olabildiğince Türkiye'de bir zam furyası. Yani hükümet tarafından iğneden iple gelebilecek şekilde bir zam furyası ortaya çıktı. Aslında bu zam furyasından önce hazırlanmış bir teklifti, mesela verdiğimiz teklif. O anlamda birileri tarafından sürekli yüksek diye lanse edilmesini de biz anlayabilmiş değiliz. Özellikle siz ne talep ediyorsunuz Adnan Bey? Talebiniz ne kadarlık bir zam? Yüzde ne kadar, yüzde kaç istiyorsunuz? Biz 6 ay için %34 zam talep ediyoruz. Diğer sendikalar farklı talep ediyor. Biz %34 talep ediyoruz. Çünkü Türkiye'de enflasyonun, açıklanan enflasyonun doğruluğuna zaten hiçbir işçi de inanmıyor. Vatandaş da inanmıyor. O anlamda biz tekliflerimizi olabildiğince işçi arkadaşlarımızın 2 yıllık kayıpları üzerinden ortaya çıkarttık. Hem kayıplarının telafisi hem de yeni döneme ilişkin olarak bir refah payı ortaya çıkması anlamında %34 olarak tespit ettik. Sosyal ödeneklerde de yine çünkü çok rakamlar düşük, komik rakamlar var sosyal ödemelerde. Onların da biraz dişe dokunur hale dönüşmesi için %50 oranında, yıllık bazda %50 oranında onların da yükseltilmesini talep ettik. Örneğin işte bir çocuk parası 10 liraysa 15 lira olsun diyoruz. Yani böyle düşük rakamlar olduğu için yüzdesel yansımaları da çok yüksek olmuyor. Biraz tabii kamuoyunda sanki yüksek isteniyormuş gibi bir propaganda geliştiriliyor. Şimdi ben son bir yıl içerisinde temel gıdaya, sebzeye, meyveye, doğalgaza, elektriğe, işte tekel ürünlerine, temel işçilerin harcama kalıplarına
Önemli oranda 60'lar 70'ler oranında yüzdesel olarak söylüyorum zamlar geldi. Yani bu zamlar zaten işçilerin geçmişteki kazanımlarının büyük oranda erozyona uğramasına neden oldu. Şimdi iş değilse ilk 6 ayda telafi edelim istiyoruz. Önümüzde bir 2 yıllık süreç var. 2 yıllık süreçte de zaten ortaya çıkan enflasyonlar güvenilir rakamları olmadığı için daha fazla işçilerin hak kayıpları ortaya çıkacak ve 2 yıl boyunca bunları telafi etme şansımız olmayacak. Yani toplu sözleşmeleri revize ediremiyor 2 yıl boyunca ona mahkum kalıyorsunuz. Onun için bugün de işçi arkadaşlarımızın gelecekle ilgili de bir takım kayıplarının telafi edilmesi anlamında bu rakamlar ortaya çıkartıldı. Şimdi biz ilk 60 MESK günlük bunun karşısında sanıyorum %6 verdi. Sonra onu %10'a mı çıkardı? Karşı tarafın yani evet. işveren şirketlerin teklifi %10 civarında mı şu anda? İlk görüşmeler 60 günlük süre içerisinde yasal prosedür gereği yapılıyor. Bu 60 günlük süre içerisinde biz 5 kez görüşme yaptık MES'le. Şimdi MES sadece bir teklif vermeden ziyade bizim kazanımlarımızla geçmişte elde ettiğimiz birçok sosyal kazanımlarımıza yönelik de farklı teklifler yani kayıplar içeren teklifler yaptı. Bir kere 3 yıllık sözleşme talebi yaptı ilk görüşmede. Bunlar tabii bizim kırmızı çizgilerimiz. 3 yıl gibi bir rakamı, süreyi bizim kabul etmemiz mümkün değil. MES 3 yıllık önerdi. 3 yılı biz niye reddediyoruz? Biraz önce söyledim, ilk 6 aylar işçilerin iyi toplu sözleşme yapmaları konusunda önemli bir süreçtir, ilk 6 ay. Buralarda alınabilecek rakam onları biraz refah seviyesini yükseltir. Ama şimdi 3 yıla çıkarttığınız zaman 1 yıl bunu ertelemiş oluyorsunuz. Yani 2 yılda gelecek şeyi 3 yıla ertelemiş oluyorsunuz. Burada da ekstra bir şey vermek istemiyor MES. Yine enflasyona dayalı bir sistem öneriyor. Esnek çalışmayı içeren bir takım maddeleri önerdi. Geçmişten kazanımlarımız olan işte deneme süresinden tutun da kıdem ve ihbar tazminatlarına ve SGK izinlerine kadar birçok konuda bizim hak kaybı içeren maddeler önerdi. İlk etapta o gün 6 aylık yani toplu sözleşmemizin başlangıç süresi Eylül 1. Bu süreye kadar olan ilk 6 ayda %6,05 oranında bir zam verdi. Enflasyon ona tekabül ettiği için. %6. Daha sonra yapılan görüşmelerde de bunu ikişer puan yükseltti. Yani 8'e yükseltti. Uyuşmazlık tutuldu. Arabulucu geldi. Arabulucu bir anlaşma sağlayamadı. Zaten beklentimiz de yoktu. Sonra arabulucu raporları bakanlığa gitti. Bakanlıktan gelmeyi beklerken tekrar bize görüşme talebinde bulundu. %2 daha arttırdı. Yani şu anda MES'in teklifi %10. Bizim teklifimiz %34. Biz henüz Peki, daha kendi teklifimiz üzerinde bir değerlendirme yapmadık. şimdi grev ve lockout neden bu noktaya gelindi? Yani bu hani pazarlık öncesinde bir hazırlık mı yoksa iplerin fazla gerildiğinin mi işareti? Almak zorundasınız. Yasal süre onu sizi mecburi bırakıyor. Yani 60 günlük görüşme var. Bir 15-20 günlük bir aya tekabül eden arabulucu süresi var. Daha sonra da bakanlıktan size resmi arabulucu belgesi anlaşma sağlanamamıştır belgesi geldikten sonra da biz grev kararı almak zorundayız. Ve işveren de isterse lockout kararı alabilir. Yasa onu hükmediyor zaten. Biz yasal sürelerden kaynaklı olarak aldık ama bir noktada da artık anlaşma zeminleri ortadan kalktı. Yani MES'in bugünkü tavrı tamamen anlaşmazlığa yönelik bir tavır. Sendikaların taleplerine yönelik hiçbir yaklaşım gösterilmedi. Artı hak kaybı yani bir toplu sözleşme yeni haklar kazanılmak için yapılır. MES bunun tersini yapıyor. Yani var olanların ortadan kaldırılması için bir girişim içerisinde. Şimdi kriz var diyor. Ya yani krizden dolayı işçiler fedakarlık yapsın deniliyor. Ya fabrikalar zaten bir sürü insan çıkartmış, işçiler çıkartılmış. Şu anda geniş tanımlı işsizlik %20'lere, 7 milyonlara ulaşmış durumda. Resmi işsizlere zaten TÜİK'in rakamlarına hem enflasyona hem başka işsizlikle dahil kimse inanmıyor. Bizim kendi araştırmalarımız bu kadar işsizin ortaya çıkarttığını gösteriyor. Şimdi bu krizin bedelini zaten işçiler ödüyor. Fabrikalarda bir zarar söz konusu değil.
2018'i yüksek karlılıkla kapattılar. 2019'da 2018 kadar kar yapmadıklarını söylüyorlar. Biz de bunu belgeleriyle ortaya koyduk zaten. Bu noktada işçilerin şu an işverenlerin zararı olmadığı için bizim fedakarlık yapmamızı gerektiren bir durum da yok. Biz fabrikalarda geçmişe dönük olarak daha az insanla çok daha fazla üretimler yapmak durumundayız. Yapmak durumunda kaldık. Mesela otomobilde eskiden daha fazla sayıyla aynı sayıda bugün daha düşük işçiyle çıkartılabiliyor. Bunlar bütün sektörler, alt gruplar için geçerli metal sektöründeki. Bunun için biz fabrikalarda krizin varlığını hiçbir şekilde hissetmiyoruz. Bunun için fabrikalarımızdaki arkadaşlarımızın taleplerinin de haklı talep olarak verilmesini istiyoruz. Peki hafta sonu Bursa'da bir eylem vardı. İşçiler bir miting gerçekleştirdiler. Bayağı da büyük bir katılım oldu. İşçiler arasında böyle bir şu anda güçlü bir beklenti var gördüğümüz kadarıyla. Öyle değil mi? Yani taleplerinin en azından önemli oranda kabul edilmesi yönünde. Yani bu işçilerin hafta sonu gerçekleşen eylem olan ilgisini niye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii işçiler hem Bursa'da hem de Gebze'de. Biz Gebze'de yaptık. Evet, Gebze'de de oldu. Binlerce insan Gebze'deki mitingde buluştu. Zaten orada da kesin olarak işçiler sendikadan artık greve çıkılması talebinde bulundular. Bu soğuk havada ve gerçekten hiçbir sendikanın artık bu sayıda katılım sağlayamayacağı bir mitingin gerçekleşmesi işçilerin taleplerinin haklılığını ve bu haklılıktaki kararlılıklarını gösteriyor. Yani bundan aslında ders çıkartması lazım. Senin ve MES'in işçilerin mağduriyetinin aslında bir şekliyle göstergesidir. Alanlara bu kadar insanın gelmesi. Şu anda metal sektöründeki ücret 15,78, yani bizim ortalama ücretimiz, saat ücreti 15,78. Bu da aşağı yukarı asgari ücretin %20 fazlasına tekabül ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin ihracatını sırtlayan bir sektördeki son derece kalifiye olan işçi, uluslararası alanda bir numara otomobil işçisi olarak gösterilen, yan sanayi işçisi olarak gösterilen Türkiye'deki işçiler bugün asgari ücretin %20 üzerinde bir ücretle çalıştırılıyor. İkramiyeleri, sosyal hakları saymadığımız takdirde. Şimdi böyle bir yapıdaki işçi taleplerini mutlaka hayata geçirmek için kendini hem de platformda göstermek ister. Mitinglerdeki bu kalabalıklar da ve kararlılık göstergesi de biraz buradan kaynaklanıyor. Mesela yani 3 bin lira civarında değil mi? Aylık ortalama ücret. Bunlar tabii çok büyük şirketlerin işçileri. Evet evet, bunlar tabii devasa şirketlerin. Şimdi burada marka ismi vermeyelim. Devasa otomobil şirketleri, demir çelik şirketleri, dünya markaları bunlar. Türkiye'de de son derece kalifiye işçi var. Siz bu işçilere asgari ücretin bilmem ne kadar üzerine layık görüyorsunuz. Bu anlamda işçilerin tepkileri çok yoğun. Geçen 2 sene önce güzel bir toplu sözleşme yapıldı. O zaman 22-23 civarlarında toplu sözleşmeyle arkadaşlarımızın kayıplarını önemli ölçüde telafi etmiştik. Ama son 2 yıl içerisinde hem krizden kaynaklı hem de yüksek enflasyon ve yüksek zamlardan kaynaklı olarak önemli ölçüde işçilerin alım gücü düştü. Biz bunları bütün kendi araştırma şirketleri, araştırma merkezimizle ve dışarıdan bağımsız araştırma şirketleriyle yapıyoruz zaten. Alım güçlerinin ne kadar düştüğünü tespit ediyoruz. Onun için arkadaşlarımızın talepleri öyle yüksek gibi görünüyor. Ama böyle gizli enflasyonun yaşandığı bir ülkede bu rakamları da artık objektif olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki gerçekten grev olasılığı var mı? Şu an ilan edildi ama tabii ki fabrikalarda çalışma devam ediyor. Ama hani önümüzdeki günlerde sahiden fabrikalarda işçiler tarafından üretimin durdurulma olasılığı var mı sizce? Yüksek olasılık. Şu anda grev yüksek bir olasılık. Diğer sendika henüz daha tarihini tespit etmedi. İşveren sendikası lockout ilan etti. O da tarihini tespit etmedi. Ama biz Gebze mitingimizde 5 Şubat'ta greve çıkacağımıza dair tarihi netleştirdik.
Bunu bakanlığa zaten gönderiyoruz, işveren sendikasına ve iş yerlerine asacağız. Bu eğer MES'in bugüne kadarki devam ederse grev kaçınılmaz gözüküyor. Tabii burada hükümete biraz güveniyorlar. Hükümetin grevi yasaklayacağına dair bir takım beklentileri var. Bundan biraz cesaret alıyorlar. Ama bizim şöyle bir tutumumuz var. Geçmişten kaynaklanan bir durumdan kaynaklanıyor bu tutum. Biz 2015 yılında da grevi yasaklanan bir sendikayız. Türkiye'de en çok grevi yasaklanan sendika biziz. Şimdi biz 2015 yılında hükümetin grev yasağını Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi'nde 3 yıl sonucunda bizim talebimizin haklı olarak görüldüğü ve Bakanlar Kurulu'nun işte milli güvenlik ve sağlıkla ilgili erteleme gerekçesini haksız gördü, anayasaya aykırı gördü ve sendikamız 50 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı hükümet. Bu nedenle bizim yapacağımız grev haklı, meşru bir grevdir. Uluslararası anlaşmalara uygun ve anayasaya uygun bir grevdir. Onun için hükümetin yasaklamasını biz anayasaya aykırı bir tutum olarak değerlendireceğiz ve bu yasağın da tanınmaması doğrultusunda zaten bizim kararımız var. Grev devam edecek. Eğer anlaşma sağlanamazsa hükümetin yasağı da bir işe yaramayacak yani. Evet, anladım. Yani işveren tarafı işçiler greve çıksa bile hükümet erteler, erteleme kararı alır güveniyor diyorsunuz. Ama biz en Evet. azından Birleşik Metal iş olarak işte 5 Şubat'ta ilan ettik, iş yerlerinde asacağız grev kararını ve olası erteleme kararının uymayacağız. Onun zaten anayasal olmadığını Uymayacak. düşünüyoruz diyorsunuz. Evet. Evet, aynen öyle. Onun için grev büyük bir ihtimalle gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Ha, burada tabii uyarımız şudur. Biz grev meraklısı sendika değiliz ama işverenlerin tutumu biraz bizi buraya zorluyor. Bizim MES'ten bütün görüşmelerimizde de bunu talep ediyoruz. Yani bu çarkların durmaması lazım. Bu ekonominin mutlaka devam etmesi, sıcak bir şekilde devam etmesi lazım. Eğer bize yönelik bir adım atılırsa biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz zaten. Bunları da kendilerine ifade ediyoruz. Teşekkürler Adnan Bey. Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı bugün konuğumuzdu. Metal iş kolunda işçilerle işveren arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediliyor. İşçiler grev ilan etti, sendikalar, işveren tarafı MES bugün lockout ilan etti. Birleşik Metal İş 5 Şubat olarak belirlemiş durumda grev tarihini. Orada yani Türkiye'nin en büyük fabrikalarında hareketli sıcak günler yaşanıyor. Gelişmeleri izleyeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda Bursa'dan Metal İş Kolu'nda faaliyet gösteren Erol Gülmez, Gülmez Press'in yönetim kurulu başkanı ile de bir canlı bağlantı yapmayı planlıyoruz. Bizden ayrılmayalım diyelim. Adnan Bey'e teşekkür edelim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Fabrikalardaki işçiler ve işveren arasındaki grev lockout restleşmesinin arka planında neler olduğunu incelemeye devam ediyoruz. Biraz önce Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu konuğumuzdu. Şimdi de Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Bursa'nın tam kalbi yönetim kurulu başkanı Bursa'nın önde gelen sanayicilerinden aynı zamanda da CHP il başkan adayı Erol Gülmez'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk Barış Bey. Hafta sonu Bursa'da büyük bir miting düzenlendi. İşçiler bayağı ilgi gösterdi. Gebze'de de bir miting vardı. Katılım hayli yüksek gözüküyordu dışarıdan. Bu toplu sözleşme görüşmeleri belli ki işçiler arasında harareti yükseltmiş durumda. Bütün dikkatler odaklanmış durumda görüşmelere. Neler oluyor Bursa'da Erol Bey? Aslında Bursa'da değil, Türkiye'nin kalbi olan metal sektöründe bir şeyler oluyor. Hepimizin de gördüğü gibi. Olan şey nedir? Türk metal sektörü Türkiye'nin en büyük sektörü. Önde gelen ihracatta, iç üretimde uzun süredir, yaklaşık 1,5 yıldır, yani 2018'in Ağustos ayında başlayan bir daralma oldu sektörde.
Genelde daha önceki krizler böyle vurup 5-6 ay içinde de tekrar yükselmeye başlayan bir ivme gösterdi. Bu V kriz diye tanımladığımız şekilde olurdu. Fakat maalesef bu yaşadığımız kriz halen aşağı doğru bir ivmeye devam ediyor. Tam 1,5 yıl oldu. Bu tabii ki sektördeki işveren için de çalışan emekçi arkadaşlarımız için de çok zor bir durum. Sürdürülebilir bir durum değil. Aslında olan tamamen ülkenin kriziyle alakalı bir durum. Yani sadece sektörel olarak bakmamak lazım ama en çok da biz metal sektörü çalışanları ve işverenleri etkilendi buradan. Dolayısıyla bir toplu sözleşme dönemi. Demokrasilerde tabii ki işçiler haklarını toplu sözleşme aracılığıyla, sendikalar aracılığıyla almaya çalışıyorlar. İşçiler de yıllardır gelen yüksek yaşam maliyetlerinin artışı enflasyondan dolayı, her ne kadar TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları çok yüksek görünmese de ama yaşanan reel bir enflasyondan dolayı işçilerin de alım gücünde ciddi bir sorun olduğunu biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama şirketler de işletmeler de yaşamlarını idame ettirmek için bu süreci doğru yönetmeye çalışıyorlar. Aslında olan tamamen bu. Yani sendikalar, sendika temsilcileri, işverenlerin bu azalan satın alma gücünü realize etmeye çalışıyorlar. O nedenle çok yüksek talepleri var. İşveren de küçülmeden kaynaklı zararlarını, eksiklerini daha aza indirmek, daha fazla yani iş hayatını sürdürebilmek için, faaliyetini sürdürebilmek için gerekli şartları oluşturmaya çalışıyor. Aslında halen masadalar, pazarlık yapıyorlar, görüşme yapıyorlar. İşçiler kendi hakları olan grev kararını alıp bildirdiler işverene. İşveren de yine yasanın kendisine verdiği lockout kararını MES aracılığıyla iletmiş olduğu durum bundan ibaret. Peki gerçekten bir grev olasılığı sizce var mı? Yoksa hani hükümet erteleyeceğine dair bir beklenti var ama diğer taraftan da işçilerin beklentisi çok güçlü. Yani gerçekten fabrikalarda çalışmanın durdurulması gibi bir durum söz konusu olabilir mi önümüzdeki günlerde? Yani önce hükümetle ilgili şey yapayım. Hükümet adına ben karar veremem. Bilemiyorum. Hükümetin ülkemizi yönetenlerin stratejik olarak bu olaya bakıp bakmadığını veya nasıl bakacağını onu bilemem. Yaşayarak göreceğiz. Daha önceki dönemlerde de böyle müdahaleler oldu bahsettiğiniz şekilde. Fakat şu an mutlaka uzlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü sendikanın %26'lık talebi %8'le teklif edilmişti. İşveren tarafı %10'a çıkarttı bu talebini. %26'da direniyor işçi arkadaşlar. Ama arada öyle çok büyük, küçümselmeyecek bir oran var ama uzlaşılabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü bu ülkedeki şu an yaşanan sorunları sendikalarda, işçilerde, işveren tarafı da, hükümet tarafı da farkında. Bence mutlaka bir ortak bulacağına inanıyorum. Peki evet, bir nokta dikkatimi çekti. Biraz evvel konuşmanızın başında dediniz ki krizin aslında sonucu bu. İşçiler ve aslında işveren de etkilendi, işleri daraldı. Şimdi bu son birkaç aydır krizden çıkıldığına dair hükümet tarafından yapılan bazı açıklamalar var. Siz tam aslında sanayinin içindesiniz. Bitmedi mi kriz? Yani böyle hızlı bir yükseliş yaşanmıyor mu? Daralma sürüyor mu? Nasıl Bursa'da durum sanayide? Ben sektörümle ilgili cevap vereyim. Evet. Geçen yıl otomotiv sektörü ürettiği araç bazında küçüldü. 2020 öngörü planlarını da 2019'dan daha da küçülerek yaptı, bizlere gönderdi. Yani bu şu anlama geliyor. 2019'da küçülen sektör 2020'de biraz daha küçülecek. Öngörüler öyle çünkü. Ve öyle de olacağını düşünüyoruz. Çünkü mevcut satışlara baktığımızda, iç ve dış satışlara baktığımızda bunu net olarak görebiliyoruz. Özellikle ticari araç tarafında ciddi bir küçülme var. %60-65'lere varan bazı sektörde küçülmeler var. O nedenle ben krizin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü devam ediyor küçülme halen.
Yani son aylarda öyle bir hızlı toparlanma falan yok diyorsunuz aslında. Hayır hayır maalesef yok. Peki bu ekonomik sorunların siyasete yansımasını da son olarak size soralım. Daha önce sizin aslında görüşlerinizi ben köşemde yansıtmıştım T24'te. Siz Bursa'da CHP için siyaset yaptınız ve şu anda il başkanlığına da adaylığınızı koyduğunuz için bu son yerel seçimlerde CHP neredeyse kazanıyordu. Çok ufak bir farkla kaybetti. Ondan önceki seçimlerde, yerel seçimlerde ve genel seçimlerde büyük fark vardı aslında. AKP büyük farkla öndeydi ama son yerel seçimde artık hani kafa kafaya gelmiş durumda muhalefet bloğuyla iktidar bloğu. Bunda siz demiştiniz ki işçilerin, çünkü Bursa bir işçi şehri, sanayi şehri. Sanayi şehri demek işçi şehri demek. İşçiler hoşnutsuz ve işsizlik arttıkça bu hoşnutsuzluk, yani siyasi hoşnutsuzluk artacak Bursa'da demiştiniz. Öyle mi? Yani işçilerin politik olarak bakışı nasıl şu anda Bursa'da? Neler oluyor siyasi açıdan Bursa'da? Tabii ki. 31 Mart yerel seçimi sonuçları ilgili şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Ben halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde Bursa'yı kazandığına inanıyorum. Yani AK Parti'nin kaybettiğine inanıyorum. AK Parti'nin kazandığına inanmıyorum. Çünkü biraz da iç sorunlarımızdan, iç meselelerimizden dolayı aslında çok rahatlıkla alabileceğimiz, almamız gereken, hatta aldığını bile söyleyebileceğimiz bir yerel seçimi AK Parti'ye kaptırdık tekrar. Ben buna inanıyorum. Bugün yaptığım tespit için şunu söyleyebilirim. Aradan işte yaklaşık 8-10 ay geçti. Bugün bir seçim tekrarı olsa ve aynı adaylarla biz tekrar yarışa girsek, biz kesinlikle 3-5 puan farkla Bursa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneteceğini görebiliriz, alacağını görebiliriz. Buna çok inanıyorum. Çünkü gerçekten toplumda bu ekonomik sıkıntılardan dolayı artık bir hoşnutsuzluk, bir rahatsızlık var. Biliyorsunuz insanlar eğer aşk kaygısı, gelecek kaygısı olmazsa pek ülkeyle ilgili duyarlılık göstermiyorlar, ülke meseleleriyle ilgili. Fakat 1,5 yıldır süren bu kriz artık seçmenlerin, yaşayan insanların daha duyarlı bakmasına sebep oldu. Ben inanıyorum ki bugün bir erken seçim olsa dediğim gibi olacak. O şey etkisini göreceğiz bunu. Krizin oya yani iktidarı değiştirme eğilimindeki yansımasını göreceğimize inanıyorum. İşsiz demiştiniz ki AKP'ye oy veren işçiler MHP'ye bir kısmı döndü demiştiniz. Bir kısmı da muhalefete, CHP'ye döndü. Bu eğilim yani MHP'ye, AKP'den MHP'ye en azından işçiler arasında oy kayışı sürüyor mu, yoksa muhalefet bir adım öne geçti mi acaba Bursa'da? Aslında şöyle hatırladığım kadarıyla ben bir çelişkiden bahsetmiş. İşçi evet. Sınıfının sosyal demokrat bir partiye değil de genelde stüdyo temsil eden muhafazakar bir parti veya liberal partilere oy verdiğini geçmişte de çok gördüğümüzden bahsetmiştim. Ben bir sanayici olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor olmamı da sanayici arkadaşlar toplumun bazı kesimleri çelişki olarak görmüş ve bunu bana ifade etmişlerdir. Ben de onlara demişimdir ki bizim çalışan sınıfımız da zaten yine bir çelişkidir. Liberal partilere veya sosyal demokrat olmayan partilere oy veriyor. Maalesef ülkemizin böyle güzel bir çelişkisi var demiştim. Buna örnek olarak söylemiştim. Şimdi tabii ki sağ partiye oy veren bir seçmenin yine sağ bir partiye oy geçişkenliği sola gelmekten daha kolay oluyor. Anlatmak istediğim oydu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının artmasının veya mevcut yapısını koruyabilmesinin sebebini AK Parti'den kopan oyların daha çok oraya gittiğini anlatmaya çalışmıştım. Tabii ki bize gelen oylarımız da var. Biz de oylarımızı arttırıyoruz çünkü. Fakat bunun Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık AK Parti ile bir bütün haline gelmesi görüntüsünden sonra önümüzdeki dönemlerde böyle olmayacağını, AK Parti'den ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy kaçışlarının daha çok partimize olacağını yoğunlukta düşünüyorum. Teşekkürler Erol Bey. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Bursa'nın tam kalbindedir.
Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda CHP Bursa İl Başkan Adayı Erol Gülmez ile hem Metal İş Kolu'ndaki gelişmeleri hem Bursa'daki biliyorsunuz bir işçi kenti artık Bursa'daki işçiler arasındaki siyasi gelişmeleri, eğilimleri konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Böylece Metal İş Kolu'nda neler olduğunu anlamaya çalıştığımız bugünkü yayınımız burada sona eriyor.